Milli Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli izleyenlerimiz. Olaylara Bakış programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Tabii ki de vaka sayısı arttı. Bir hasta Kerkük'te. Durumu değerlendirmek üzere iki değerli doktorumuz bizlerle birlikte. İlk önce Kerkük Çocuk Hastanesi Genel Müdürü Doktor Şahin Köprülü bizlerle birlikte. Doktor Bey programımıza hoş geldiniz. Ve aynı zamanda da Doktor Ahmet İbrahim kan hastalık dalı uzmanı. Doktor Bey siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizinle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi günüydü sanırım. Yine konuğumuzdunuz ve bu konuyu değerlendirmek üzere yine görüşmeler yaptık burada. Bu konuyu tartıştık geniş bir şekilde ve ilerleyen zamanlarda belki de tedbirli olunmazsa, vatandaşlarımız gerekli tedbirleri almazsa, maskeler takılmazsa, eldivenler kullanılmazsa belki de vaka artar diye cümleler kullanmıştınız. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman ne yazık ki sayılar arttı. Hatta şöyle bir basit hatırlatma da yapalım. Son 24 saatte Kerkük'te 21 kişide daha koronavirüs vakası tespit edildi. 8 kişi koronavirüsünden hayatını kaybederken 35 hasta da Allah'a şükür diyoruz sağlığına kavuştu. Evet, Doktor Bey neler söyleyeceksiniz bir hafta içerisinde? Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Sizden her zaman bizim için bu fırsatı değerlendirmeye, insanlara aktarmaya gelişmeler ne oldu ne olmadı. Onları ta ki insanlarımıza yeriştirelim. Yalnız sadece bir doğrulama var. Total bugün vaka sayısı 2054. Evet. Dün Irak'ta. Evet. Ben sadece Kerkük'ten bahsettim. Kerkük'te 61. Ancak evet 61 zaten ben de bu rakamı söyledim. 21 dediniz. Affedersiniz pardon çok özür dilerim. 362, 207, 114, Süleymaniye'de 162, Erbil'de 30, Kerbela'da 67, Bahrık çok artılar, artış var. 163 Vasıf'ta, Meysen'de 215, adetler çok artmaya başladı. Total bizim Irak'ın genelinde 41.193 vakamız vardı. İyileşen 18.000-19.000'e yakın. Şu anda hastanelerde yatan 20.700 kusur. Yoğun bakımda olanlar 247. Maalesef kaybettiğimiz insanlar da 1560 civarında. Bundan görürük artışlar devam eder. Herhalde de devam edecek birkaç güne kadar. Belki de bu haftanın sonuna veya iki haftaya gibi herhalde bu artışlar olabilir. Dediğimiz gibi bundan önce de insanlarımızı davet ediyoruz. Sosyal mesafeye, eldiven takmaya, maske takmaya, bunları devamlı zorunlu olmadığı için olmadığı zaman takdirde çıkmayalım dışarıya. Getirdiğimiz yerde fazla kalmayalım. Bu iki hafta geçince inşallah ondan sonra başlar işler daha iyiye gitmeye. Geçen şeyde oturmuş şey arkadaşımız laboratuvar uzmanı var idi. Bugün arkadaşımız Doktor Ahmet kan hastalığı uzmanıdır. Şu anda söz konusu olan herkes bunu sorur. Plazma bağışı nece olacak? Bunlar nece alınır? Bu işler nece başvurulur? Bunları insanlarımızı aydınlatmak için arkadaşımız uzmanlık alanında konuşacaktı. Yalnız bizim arkadaşlarımızın sağlık personeli doktor olursa yoksa sağlık personeli olunca onların bir mesajlarını yetiştirmek istedim. Önce biz kaç doktorumuz var hastalığa yakalandılar. Onlar Allah'a şükür iyileştiler. Allah razı olsun o yüzden kahramanca bir daha işe döndüler. Hani onlar edebilirler iki hafta veya bir ay icaz alsınlar. Geçsinler, otursunlar, istirahat etsinler. Ama çünkü ihtiyaç var özlerine. Allah razı olsun onlardan. Bir daha dediler biz işe döneceğiz. Madem biz daha insanlara bulaştırmarız hastalığı. O zaman biz de arkadaşlarımızla görevimiz başına dönelim. Allah razı olsun. Bu güzel bir şeydi. Onun yanında arkadaşlarımız Cumhuriyet Hastanesi'nde, Kerkük Hastanesi'nde olan sağlık personelleri dediler ki bunu da dediler biz bundan önce silah kaldırdık.
öz memleketimizi koruduk. Bu zamanda da biz Cumhuriyet Hastanesi tehdit olduğundu zamanda alasas insanlar sırayla geçsin, yani çalışanlar orada sırayla olsun. Bir kısım arkadaşlarımız, Allah razı olsun, Raed arkadaşımız ve diğer arkadaşlar orada dediler, yok biz burada kalırız, devamlı burada çalışacağız. Yalnız bize Edetu Kaya Şahsiye dediğimiz bu haletlerden teamül etmekte. Onlar ise de bize temin edin, biz hazırız milletimize hizmeti. Onun için onlara burada ben şükranlarımı sunurum. Bunun yanında da milletimize, insanlarımıza, iyileşen insanlara çağrımız, onların iyileşenden sonra edebilirler başkalarının iyileşmesine yardımcı olsun. Bu plazma bağışında. Buradan çağrımız var arkadaşlara. Allah size bir nimet verdi. Allah'a şükür sizi iyileştiniz. Sebep olun başkasının iyileşmesine. Bu da zararsız bir şeydi. Plazmanın ne olduğunu doktor beyin uzmanlık alanında o konuşacak. Ama ben insanlar en az diyagın 2 haftanın içinde 2 kere verebilir plazmasını, elebilir, bağışlanabilir. Onun yanında bir arkadaş beni 2 gün önce telefon açtı. Dedi 2 kere vermişim 1 haftanın içinde. 3. kere oğlu verim. Yani Allah razı olsun. İnsan o kadar fedakarlık yapır da normalden fazla da ister versin. Bizim insanlarımıza, iyileşen insanlarımıza çağrımız, diğerlerine belsem olsun, yaralarına sarsın. Onlar da bağışta bulunsun. Hocam sizinle devam edelim. Tabii ki de kan bağışında bulunmak. Şu an bakıyoruz işte kana ihtiyacı olanlar da var. Plazmak için sizlere, değerli doktorlara başvuruda bulunanlar da var. Ancak öncelikle şu plazmanın bir anlamını tekrardan bilelim, hatırımıza salalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önceden hamdolsun, şükür olsun Allah'a. Sonradan sizlere sonsuz şükranımız bu davet için. Ondan sonra size bu fırsat, bize bu fırsat verdiniz ki bazı mühim noktalar var, onları millete gerek Allah aç oluyor. O kim insanlar, onlar hayatlarını kaybettiler bu hastalıktan. Allah duamız, Allah subhanahu teala afiyetin üzerin rahmetinde kılsın, mekanlardan cennet olsun. Bütün hastalara da acil şifalar inşallah. Belki de tam çok alem bile bizde kan içinde neler var? Kan içinde var kırmızı hücreler. Kırmızı hücre, kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, bir de plaketler var, sufeyhatan diyara. Bunlar üçü de tamam, üçü de bir sıvı midyede tançümeler. Ona diyele bir sael, yani ona diyele plazma diyele. Bu her halde her birisinin özel bir işi var bunların. Yani kırmızı bu kan hücreleri bu oksijeni akciğerden alıp bütün tancana dağıtır. Bu beyaz hücreler melaet işinde tam çalışırlar. Yani düşmana karşı tam durarlar. Bu plaketler de yani her yerde canda bir yara olduysa, bir şey olduysa, bir kanlama olduysa hemen orada tamam yığışıp örterler, koymazlar. Yani nezif olsun, o kanlama olsun. Bu plazma da, tanıdığında plazma, plazma da bir sıvı bir şeydi, sağladı. İçinde çok maddeler, çok sayıda maddeler var, materyaller var, şeyler var. Yani vücuda çok bir faydalı bir şeydi. Genel bu plazma, bu yani virüse dair olan ilacatlar, çok ilacatlar çıktı meydana bu fetrede. Yani çok değiller, yani ilacatlar var, şeyler var. Bu ilacatlar sistemlerden birisi plazma ilacıdır. Bu plazma ilacı tamam, bu yeni de yani ondan da yani birkaç ay önce de tamam ikrar oldu. Buradamatul gıda ve deval amerikiye ikrar etti özne. İspat olundu. O baklarda faydası var falan, yani çok faydaları var, hastalara şeyler var. Bu plazma ilacı, bu plazma ilacı da nedir? Bir Allah etmesin bu virüs, yani insanı vurduysa bu virüs kana girerken plazmada ecsam muzadde diyerek antibody, onlar meydana gelir. Bu ecsam muzadde, bunlar antibody,
Bu havleder virüsü vursun, öldürsün. Tamam, bu çok bir güzel, bir tertipli bir şeydi. Yani Allah Subhanahu Teala bir acil bir, yani halkından bir şekilde, çok mühim bir şekilde. Geldiyse bu virüs, bu virüsü öldürdüyseler, virüs bana gittiyse, insan iyi oldu, el işim anlatan öz çevirdi. Ama bu antibodiler kalır. Antibodin, bu etsamalarda bu kalır, plazmada. Ve plazma ilacı muhtasar bir şekil basit. Nerede? Bu bu plazmanın hastalığını alıp, bir de diğer, yani bu insanın alıp diğer hastalara verirler. Hatta aynı şekilde geçsin o hastada, bu etsamalarda o virüsü yani vursun. Peki, iyi oldu. Yani baktılar, hamdolsun şükür olsun biz de başladık. Takriben birkaç haftada biz başladık bir şeyde. Güzel neticeler de var. Hamdolsun yani diyebilirim %50'den fazla, bazı yerlerde %70'den fazla, bazı yerlerde %75'den fazla. Birkaç arkadaşlarımız var, hastalarımız var, tanırlıkta. Yani hamdolsun şükür olsun Allah'a aldılar. Maşallah tamam, çok yani iyiler. Bu plazma bu şeyi bir kere ne şekilde, yani kimden alınır, ne şekilde verilir, daha kimlere verilir, onu inşallah sonradan iyiydi. Hocam sizinle devam edelim. Tabii öyle bir dönemden geçiyoruz ki zor. Yani ister ticari açıdan olsun, ister kan açısından, vatandaşların içerisinde bir korku var. Neleri yiyelim, neleri içelim, gerçeği geçen hafta hep bunları konuşuyorduk. Ancak bugün baktığımız zaman işte vatandaşın tamına bir psikolojisinde de bir gerileme var. Her şeyden önce o psikolojik durumu öne atmak gerekir. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Mesela hocamın dediği gibi kan bağışında bulunan veyahut da plazma için başvuruda bulunanlar var. Ancak kimisi mesela bunu yapmak istiyor ancak içerisinde bir korku var. Onu nasıl giderebiliriz? Bizim özeden bu işlerin nasıl olması, gidin hatta konuştuk. İnsan sağlığını beslensin, inancı olsun, korkusu olmasın. Ya yani bu hastalık, yakalandım ben bu hastalığa, bitti, hayat durdu, ben %100 öleceğim, o şekilde derdim. Ama aynı zamanda da her zaman dediğimiz gibi işi de hafif almayalım. Hemen ya yani bir şey derdi, basit bir influenzadır. Bu sosyal medyada haberler çok yayılır. Maalesef. Filan doktor çıkır, bir konuşur. Ya ben bunca 50 hastaya ilaç verdim. İyi oldu. Filan hastalıktan, filan darmandan, filan şeyden. Arkadaşlar bu işler böyle olmaz. Böyle işler yermez. Bir insan hasta, doktorun mesuliyetinde olduğunda, bu doktor o insana ilaç verdiği zaman onun Allah'a karşı, devlete karşı, insana karşı bir mesuliyeti var. Onun da gene belli bir kurallar içinde olsun. Hani ben gelen bir ilacı birisi tecrübe etmiş bir yerde, ben onu Sağlık Bakanlığı'ndan onaylamak almadan, resmi cihelerden onaylamak almadan ben onu edebilmem, tecrübe edeyim o insanın üstünde. Ta ki vallahi bakın bir işleyecek, işleyemeyecek. O insan değerlidir, o insanın hayatı böyle ucuz değil ki ben onu da tecrübe edeyim ta ki bakın bunda işler işlemez. Onun için ricamız arkadaşlardan, sosyal medyada çok şekilde haberler de yayılır. Belki de 10 danadan 9 danası yanlıştı, bir danası doğrudur. Bu bir yandan, çünkü bunlar da insanın psikolojisini de bozur. Karşıda doktordan hastanın arasında bir güvenme var. O güven bozulanda, o sika bozulanda o iş kötüye gider, iyi gitmez. Yalnız biz güvene alın, o doktorlar da bizim de yani sağlık sektöründe çalışanlar, protokoller var. Onlara göre çalışır. Ben öz başıma içtihad edeyim diyeyim, bunu yapacağım. Yok, böyle değil. İki, o yakalanan insanda etrafı, arkadaşları, iş arkadaşları bir sorsunlar, konuşsunlar onuyla. Ya arkadaş, bizzat iyileşen arkadaşlar. Onların da üstüne bir mühim görev düşer. Onlardan konuşsunlar, bir yerde buluşsunlar tabii sosyal medya şeyinden, yolundan. Anlatsınlar özne işe ki inşallah geçer. İnsanın en mühim bağışıklık sistemine tesir eden özünün güvenidir. Tabii. O güveni kaybettiği zaman, onun için genç yaşlarda gördüğümüz Allah muhafaza vefatlar,
O hanı tamam teslim oldu, bitti. Onlar da olur. Valla normalde ölünün nispeti %2'den azdı. Zaten bizim de Irak'ta da o kadardı. Ölümünün de olduğunun çoğu kronik hastalığı var. 70-80 yaşında olan insanlardı ki başka hastalıklar var. Onlarda daha fazla olur. Hı hı. Ama normalde insanlar, çok insanlar yakalanır, iyi olur. İnşallah bizim üstümüzden geçer de yalnız her zaman tekit ettiğimiz kimin? Sosyal mesafe, maske, eldiven, temizlemek, birbirlerden fazla boş yerden karışmamak insanlara bir zamana kadar inşallah Allah bunu üstümüzden kaldırır. Evet, hocam sizinle devam edelim. Tabii kan bağışında bulunmak ya da plazma için de belli kurallar vardır. Mesela kan tabii grupları da vardır. İşte O vardır, A'sı, B, AB, genel verici O, genel alıcı AB. Bu şekilde RH negatif vardır. Bu efendim. Tamam. Hocam soruya geçmeden önce Eşref arkadaşımız bana bildirdi. Bir veterimiz var. Onu izleyelim. Daha sonra sorumuzla devam edeceğiz. Koronavirüs hastaları için kimler plazma bağışında bulunabilir? Plazma bağışı nasıl alınır? Bir bağıştan ne kadar plazma alınabilir? Plazma bağışının bağışçı için riski var mı? Bu tedavi ücretli mi? Evet hocam, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bahsettim, kan gruplarından bahsettik. Ancak detaylı bir şekilde sizden dinleyelim bunu. Tamam. Allah razı olsun Doktor Şahin Bey'den hazırlamıştı bize bir güzel şeylerdi. Kan grubundan da önce bu şeyler var. Bu plazma ilacı kimden alınır, nasıl ki genelce alınır, kimlere verilir. Bu insanlar ki virüs oldu özlerinde, iyi oldular, hamdolsun Allah şifaları verdi. Onlardan PCR testler var. Bu PCR test, o gerekten iki defa tam negatiften çıkma lazım. Ondan sonra tam değil, o hasta iyileşmeye yani gitti, iyi oldu. İyi olandan sonra, yani PCR negatiften sonra 14 gün sonra ya da 21 gün sonra o edebili plazma versin. O zaman verebilir. Yani PCR testi etti, negatif çıktı. O negatiften iki defa da negatif. Son defadan 14 gün sonra ya da 21 gün sonra ondan sonra edebili tam plazma versin. Tabii gördüğünüz gibi 18 yaşından az olmaz. 65 yaşından fazla olmaz. Kimin hastalar şeyler olmaz. Tabii onun yanında bir sürü tane testler var. Aynı onlar da yaparlar. Şeyler. Şu tekrar yayında zaten. Bu şeyler ederler. Tabii gerek hepatitis de, sifilis de, o şeyler bunlar hiçbirisi olmasın. Yani kanı tam temiz olsun, pek olsun, şey olsun. Bu tamamen gider. Bu çok mühim de, önemli de. Yani milletim aziz, milletim de bilsinler. Bunun plazma yani vermeği hiçbir etkisi yoktu. Yani biz zararlı bir şey yoktu inşallah. Gider kan bankasında, orada da özel şeyler var, setler var. Özel set, tek kullanma seti.
Yani bes bir tek kere yani hastaya bağlanı, bes özden tan çekili atır. Yani hiç bir risk, enfeksiyon böyle şeyler bunlar hiç yoktu. Onda bir kere ne kadar tan çekili? 300 ila 500 cc çekili plazma alır özden. Ve ameliyat süresi takriben bir yarım saat yani sürer takriben. Yani biraz az biraz çok. Tabii o da almak da boyuna bakar hastanın boyuna, vezine bir de HB, hemoglobin yani nisbeti değil mi? Onlara bakar. Onlara göre tanı çekili bu plazma 300 ila 500 cc. Bu inşallah yani herkese de iki hastaya pay eder yani. Mümkün de olsa yani iki hastaya tam bölünür. Yani ihtimal iki hastadan 200 aldıysa çok iyiydi. Normal şekilde, normalde 200 cc verirler. Ondan sonra bir saat sonra 100 cc verirler. Bir saat sonra da aynı 100 cc verirler. Ama indi biraz problem var, azdı. Bu plazma azdı. Ve indi kistane, bir kistane, iki tane yani bölüler iki hasta için. Bu hem de olsa şükür olsun dediğimiz gibi ki yani şeyler de maşallah çok iyiydi. Peki hocam, mesela ben bir kan bağışında bulunmak istiyorum. Kan grubum O pozitif benim. Oranım da %95, yüzde. Şimdi kan bağışında bulunduğum zaman herhangi bir sıkıntı benim için olumlu, karşı taraf için olumlu. Mesela kan bağışında bulunduğum zaman ondan sonra ne yapmam gerekir? Sıkıntı inşallah bir şeyler de yok. Biz bu kan grubu meselesinden bir çok önemli bir şey var. Bunu bilsinler. Bu ihtimal çok mümkün de yani aziz milletimizden de bana bilmesi yetmezler. Çünkü ihtisaslarda da şeyler gibi. Kan grupları özü tamam yani bir mecmuada mesela A, B, O bunlar var. Ama bunlar kan vermekte farklıdır. Yani kan vermekte ayrıdır, plazma vermekte ayrıdır. Ne şekilde yani mesela O mesela indi O. O indi bes O'dan alabilir kan. Kan bes O'dan alabilir. AB mesela hem AB'den alar, hem A'dan alar, hem B'den alar. Yani sınıf AB, A beden alar, beden alar, eden alar. O, bes odan alar. Bu kan verdiyse, plazmada tam aksi olar bu. Tam ters. Ha, önemli tam ters olar. Ha. Yani o alar, o da hepsinden alar plazma. Plazma o hepsinden alabilir ama AB gelince AB, bes A beden alar. Plazma tam ters yani. Ha, plazma tam ters. Ha. Bu çok önemli bir şeydi. Bu çok önemli. Ha. AB, bes A beden alar. A'da kana gelirsek, mesela A'dan alar, O'dan alar. Mesela plazmada A'dan, AB'den alar. Ha, B'de aynı. B'den alar, bir de AB'den alar. AB'den alar. Bu şekilde tamam şeyler var yani. Hocam, şimdi bu konuyla tabii devam ediyoruz. İşte sosyal medyada da artık görüyoruz, paylaşımlar oluyor. Kan veyahut da plazmaya ihtiyaçları olan birçok hasta var. Bir kampanya başlatılma ihtimali var mı bundan sonraki süreç için? Herhangi bir kampanya başlatılacak mı? Yoksa sadece biz televizyon yoluyla mı vatandaşları plazma için davet edeceğiz? Nasıl olacak bu işlemler? Biz bundan önce bir şey insanlarımıza anlatalım. Doktor Bey dedi ki bundan kaç sene önce kan alınırdı insanlar. O kandan kırmızı hücreler veya platler, ondan sonra o ayrılırdı. Ama indi cihazlar gelipti ki direkt plazma alır. Onun için önceden kan bağışında doktor belki de özünün alanı da ayda bir ancak verebilir. Ama plazmada yok. Daha yakın vaktlerde verebilir. Yani iki haftada verebilir. Bunun için de yani bizim indi cihazlarımız doktor bey dedi ki 300-400 cc şeyinde alır ama inşallah müstakbelde başka şeylerde daha mutlu cihazlar geldiğinde belki de 600-800 cc yapar. Doktor bey gidebilir. Mümkün kampanya başlatma ihtimalimiz var mı? kaldı sorunuza dönelim. Evet. Biz burada insanları zorunlukla illaki vereceksen o tabii, söz konusu değil. Yani o kanun ister veya başka bir şeyler ister. Genelde insan öz rızalığıyla bağış yapmağı lazımdır. Biz bunun üstüne biz aynı zamanda Türkman Doktorlar Birliği olarak da bunun üstüne biz bu kampanyalar başlayacağız. Zaten inşallah sizi burada stüdyoya iyileşen arkadaşlarımız var. Onlar da planda var. Evet, onları getirir. Onlar da ki insanlardan konuşsunlar.
Plazma bağışı zararsız bir şeydi. İnsanla bir zararı yoktu, yan etkisi yoktu. Yalnız hocam bir şöyle yapalım alacak. O zaman. Hocam şöyle yapalım. Ben idaremizden de bunun garantisini alıyorum burada. Canlı yayında şunu söylüyorum. Şayet böyle bir ihtimalimiz varsa eğer önümüzdeki programlarda ilk olarak ben bağışta bulunabilirim. Plazma bağışında bulunabilirim. Gereken testler yapılsın. Ona göre burada canlı yayında yapma ihtimalimiz varsa şey var. Yaparız. Pardon. Her plazmanı istemiyoruz biz. Evet. Hayır işte dedim hayır. Gerekli testlerde neyse pardon. Ben geçerim. Üstüme düşen görevler neyse ben hazırım. Pardon. Biz sizi Cenab-ı'dan plazma normal insanlara yalar. Evet. Biz plazma aktardık COVID hastalığına yakalanan insan için. Evet. Doktor bey dediği gibi bizim kanımızda eğer ben hasta olmamış isem, yakalanmamış isem COVID'e benim kanımın içinde, plazmanın içinde COVID'i vuran elemanlar yoktu. Onun için biz doktor bey dedi daha hasta olacak. Hasta iyileşenden sonra iki kez test pozitif çıkarsak aralarında 24-48 saat arasında yani bugün alındı. Yarın 24 ile 48 saat arasında bir test daha alınacak. Bu ikisi negatif çıkacak. Ondan 14 gün sonra veya 21 gün sonra ancak o plazma bağışı yapar COVID hastalığı için. Yani iş kampanya yap ya, kampanya yapan insanlardan hepsinden iş böyle değil. Biz hasta olan, yakalanan, iyi olan, negatif çıkan ondan sonra 14 gün geçtiğinden sonra ancak o insanlardan alabilir. Evet. O zaman peki buraya getirdiğimiz hastalardan imkan varsa burada canlı yayında plazmaların bağışında bulunmak isterlerse alabilir miyiz? Bakarız inşallah. Peki, o hastalar da, hastalar dedi yani bir kere verdiler, ondan sonradan bir devletten verebiliyor, edebilirler yani bu şeyleri yani. Yani mesela bugün verdiler, bir üç hafta sonra bir de verirler. Taban neçe kere verirler, yani kaç kere tam verebilirler, yine malum değil yani bu. Mesela indiye kadar kimse bilmez çünkü bu yenge şey olan, mesela 4 kere, 5 kere, 6 kere bu şeyler, bu indiye kadar yani belli değil bunlar. Ama indi, bu zamanda bir kere, iki kere, üç kere tam verebilirler. Çünkü tam doktor Şahin'ten dediği gibi de bu cihazlar, yenge tan cihazlarımız var bankada. Bes plazmanı alır. Yani istemez yani kan çekilsin özden. Sadece bes yani plazmanı alır. Yarım saatin içinde. Bu yani bir şeyde bir zararlı bir etkisi de yani olmayan bir şeydir. Hocam şimdi basit bir örnek vereceğim. Mesela saç ekimi yapan plazma yapıyor aynı zamanda. İşte vücudun herhangi bir yerinden kanı alıp affedersiniz mesela başa vurduğu zaman ekim için yukarıya plazma yapılıyor. Bu işlem aynı şekilde mi oluyor? Mesela o hastadan alındığı yani iyileşen hastadan kan alınıyor. Daha sonra bir hastaya aktarıldığı zaman. Vermek yani bes vermek aynendi. Ama şartları ayrıdı. Evet. Şartlar. Şartlarından bahsediyor. Ya ben saç ekimde başa dedim. Bu verirler tam başa ekim şey malında bir mafasada da şeyler verirler. Bu plazma şeyler. Ama onda tam yani gayet onda hedef ayrıdı. O şekilde orada ayrıldı. Bunda biz istirik o antibodiler o ecsam mudadde diyerek kanda plazmada hasta onlardan istifade görsün. O zaman direkt atar damardan. Öyle değil mi? Ya da toplar damarı mı vuruyor? Damar yani şeyden damardan çakil. Ha damardan çakil damarda koyuyor. Koyuyor ha. Toplar damardan direkt doğru, yine. Ha yani çok basit bir şekilde çok basit. Ha. Kimlere de verildi? Bunda tamam yani bunda söylüyor. Kimlere verilir? Her koronavirüse tam verilmez. Görmeyecek. Yani bizde tam 4 grup var. Yani koronavirüs. Var diğer mild, moderate, severe, bir de life threatening. Yani basit, orta, şiddetli, çok şiddetli. Tehlikeli yani bunlar. Sadece şiddetli de tehlikeli. Biz onları verilir. Yani bizde tam hamdolsun yani %80 korona hastaları yani muhtemel geldi de geçer de yani beşer yani hissetmez, bir şey etmez. Biz onları da verilir. Bu işte bizden de doğrusu çağrımız buradan millete yani o kimse o insanlara ki Allah subhanahu ve teala şifalarını verdi. İyi oldular. Geri kalmasınlar bu vacipten. Geri kalmasınlar. Çünkü o insanlar indi o hastalarımız indi yani para ihtiyacında değiller. Para ihtiyacında değiller. Bu plazmaya çok muhtaçlar. Bugün bir hastamız var idi. Bir hastamız Kerbela'dan getirdiler özü için.
Bir hasta da var ya Diyale'de, Kerkük'ten, yani böyle böyle güzel, hatta bu memleketler arasında da yani şey var, neze diyorlar, yoktu bir böyle yardım var, böyle şey var. Hı hı. Bu şeyde, bu yani bu merhalede gerek çok yani rahim olsun arayanlarında, hastalar arayanlarında. Çünkü olmaz da paradan doğsun işeke. Yani bu yasaktı, parayla olmaz işeke. Yani gerek bu parasız olsun. Ama bu kandırmak ister, şey ister, bunları çok yani tercih etmezler. Hocam, tabii aradan aylar geçti. Koronavirüse baktığımız zaman başlarda işte Kerkük'te her şey çok yerli yerindeydi, güzel bir şekildeydi. Son haftalara geldik, özellikle bayramdan sonra artık etkisini daha fazla göstermeye başladı. Vefat haberleri alıyoruz. Tabii bunun yanında bakıyoruz işte çevre bölgelerde de maalesef biraz kontrol çıktı aslında. İşte bugün Tuzurmatu'da bile hayatını kaybeden bir vatandaş oldu. Büyük şehirlerde bu şekilde, küçük ilçelerde de ölümler başladığı zaman tehlike daha da büyük boyuta ulaşacak yavaş yavaş. Yolları kapalıydı, bu şekilde diyebiliyorduk. Yollar mı açıldı, yoksa mesela Tuzurmatu'da koronavirüs yoktu, nereden oldu? Bunların araştırılması gerekmez mi? Evet, şimdi güvenlik güçleri işte Kerkük'e bakıyoruz. Kerkük'te kontrolü sağlamış şekilde. Peki bu virüs nereden geliyor? Ne kadar kalıyor bir vücutta? Daha sonra işte geçen hafta da bahsettiniz bundan. Tekrar edelim. Bunun belli dönemleri var dediniz. O dönemlerden sonra belki tekrar gelme ihtimali var dediniz. Şimdi başka, bunun yanında başka bir olay da çıktı. Başka bir söylenti de duyuldu ki aslında koronavirüs daha önceden vardı. İşte bu aylardır gözükmüyordu. Son aylarda Irak'ta gözükmeye başladı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bunda geçen hafta dediğimiz kimin? Bunda bir tek yalnız bir sebep onu işaret ederek buydu sebebi. Onu yoktu böyle bir sebep direkt. Ama yani birkaç sebep. Birisi testlerin fazla olmaz. Yani önceden biz günde 50 testten esük yapılırdı. 10-15-20 test olurdu. Genel Irak'ın genelinde günde 200 test olurdu. 250 test olurdu. Test yapmayalım ya. He. Test yapınca şimdi, sayı çok oldu. Test bugün, yapmayalım, sayı çok olmasın. Korkmasın vatandaşlar. Bir şey görmesem o yoktu demeğine gelmez. Tabii. Yani onu görmem lazım aslında. Ta ki onun için hazırlıklı olalım. Şu anda 10 binden test fazladı Irak'ın genelinde. Onun için bunu görürüz. Günde öyle değil mi? Her gün. Her gün 10, 11 bin, 10 bin, 11 bin gibi olur. Peki Kerkük'te 100, 120, 140 gibi olur. Ama Irak'ın genelinde başka yerlerde daha fazladı. Basra'da mesela fazladı. 1000, 2000, 3000 denedi. Diğer devletlerde geçen haftada bahsettik. Diğer devletlerde günde 40 bin, 50 bin yapan var. 100 bin yapan var. 250 bin de yapan var. Bu bir yandan şeylerimizin testlerinin fazlası olmak. Artı insanlar daha hani hafife aldılar. Ha Kerkük'te durum çok iyiydi. O zaman insan korkmaya gerekmez. Bir, iki, bir de dediğimiz sosyal medyada çok insanların inanmırdı. İndi de inanmayan var. Ya bu hastalık yalandı, siyasi bir oyundu veya iktisadi bir oyundu. İnsanları kandırırlar böyle böyle. Hocam inanmayalım demeyelim de mesela kendini güçlü kılan var, psikolojisi yüksek olanlar var. Öyle desek daha iyi olmaz mı? Fark var. Ben bir şey, hastalık yoktu. Yoksa ben hastalık var ama ben onu yenebilirim. Bunda fark var. Ben diyersem hastalık yoktu, o zaman ben inanmıyorum hastalığım var. Ama diyersem hastalık var tamam ama ben onu yenebilirim. Onda o doğru şeydi. Ben hastalık var. Özümü korumak zorundayım. Evimin fertlerini korumak zorundayım. Çıktığım zaman herkesin işine göre. Mesela güvenlikte çalışan sizler, eylemler. Zaten buraya beni gördüğünüzde dediniz niye maske takmamışsın diye ama o an çıkarmıştım ben, programdan önceydi. İşte yani elimizden geldiği için bir şey oldu. Tabii inan ki bu maskenin taktığı da diğer maske o N95 hani hastalardan tahammül ettiğimiz zaman onu da girmek çok kolay değil. Bu normal maskeni insan taktığında bir saat, iki saat ondan sonra bir nefes almak ister. Doğru. Bir yanda bir yalnız yere gidecek nefes alsın. Ama onu doktor veya sağlık personeli o N95'i kullandığı zaman ondan inan ki nefes almak çok zordu.
Ama insanlar işte onu yapırlar. Çünkü özne o başkasına makayet olsun ta ki bulaşmasın, bulaştırmaz. Hocam peki şu maske fiyatlarının yükselmesi, yani doktorlar birliği olarak bir bunun önüne geçemez misiniz? Bir kampanya başlatılamaz mı? İşte bununla ilgili gerekli yerlere haberler salsanız, en azından maskelerin fiyatları düşse, hani ücretsiz verin, bedavaya verin, herkese dağıtın demiyoruz. Bari fiyatlar makul olsa da herkes alıp kullanabilse. Şimdi şöyle, yani şeyde azanlarda iki tanesini 750 lira satırlar. Böyle bildi. Onca bu civarda. Hocam paketlere ama bakıyorsun 25 bin yani herkesin evde imkanı yok ki. 10 bine de var. Evet. Bunun işi biz bundan önce de konuştuk. Fabrikalar bunu yapsın. İnde Hille'de var 150 lira birisini yapır. Bazen de 300 lira yapır birisini. Yani onlara da yarışabilsek bizim burada alt yapabilsem çok şey de öyle. Diğer devletlerde biz bundan evvel çoğu ithaliydi. İthaliydi, her şeyler ithaliydi. Bu da devlet imkanı ister. Ama bizim yanımızda işte insanlara değilsen kadarında şerdeğe yalnız maske olsun. Şimdi biz bundan seneler önce doktorda bile arkadaşımızla bundan evvel cerrahlar çalışanda ameliyat yapandalar. Bir bezden, kumaştan. Kumaştan yapılırdı. O ameliyattan sonra temizlenirdi. Ütüye vururdu. Bunu da yapabilir. Ya insanın imkanı yok ise alsın. Kumaştan bir şey yapacak, onu çıktığı zaman kullanacak, döndüğü zaman evde temizleyecek, güzel güzel bir ütüleyecek, onda hiçbir şey kalmayacak, bir daha çıkanda onu kullanabilir. Yani eğer insanın maddi imkanı yoksa en az onu da yapabilir. Onun için yani diğer hani maske bahadır filandı, bunun başka yolları da var. Onun önüne geçebilir herhalde. Hocam, şimdi tabii kan öyle bir hassas nokta ki vücudun %90'ı su veyahut da kandan ibaret. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Vücudumuzun temeli kandan ibaret. Peki bu kan gruplarına da eminim ki o direnç yine kana bağlıdır. Bu direnci nasıl artırabiliriz? Neleri yesek, neleri kullansak, hangi içecekler ve hangi yiyecekler en azından kanımızın daha iyi bir hale gelmesini sağlar? Yani siz sorsanız genel bir şekilde tabii, yani yok virüse dair bütün şeyler. İnsanlar yani bunu sadece koronaya yakalanan vatandaşlar değil de diğer herkes bunu yapabilsin artık. Tamam. Doğrusu biz çok şeyler var. Yani bu yemeğe dair zaten yemek iç bu şeyler style, bu hayatın style'ları, bu şeyleri. Bunlar çok mühimdir. Bunlar yani düz yolda gelsin. Yani düz yolda teşhir eder. Hastan son illerde çok alem baksan ehemmiyet vermir. Yani emniyet vermir. Yani ne geldi yemeğine yani bakmır. Bir mühim şeyler, kıymetli şeyler oları mesela seçsin alsın. Bazı çok ucuz olan şeyi mesela alır mesela o şeyleri. Zararlı olan şeyler çok. İyiydi bu bakarsan yemeklere mesela girdiler. Bu yani beşer gerekmeden tabii doğal şeylere ehemmiyet versin. Yani öncelikle bu doğal şeyler. Böyle bizde de doğrusu bir şeyler meyveler azdı. Meyveler değil mesela. Meyvelerden de tam doğal şeyi gerçekten seçersen yani. Yani var bazı var baksana kimyasaldan şeyden böyle şey olup da doğal şey olsa yani belki de azdı o bahadı şey. Onlar da yani çok önemlidir. Yani çok şeyler de var. Tabii hatta bu stresdi, bu şeydi, bu kalaktan, beşer gerek bunlardan gerek uzak olsun. Bu çok da mühimdi bu yani bu şeylere. Yani ayrı şeyler de var. Yani mesela spordu, bu şeylerde ki çok bizim milletimizde bu şeylerden doğrusu uzak. Bu şeyler bunlar basit şeylerdiler. Yani çok baksa basit şeylerdiler ama çok insanlarımız bunlardan çok uzaklar şeyler. Bunlar getirdiyseler. Ondan sonra bizde bir şey de var bunda. Kan hastalığında. Yani biz hemen genel şekilde tanıştık. Yok COVID bir şey ayrı. Kan hastalığı mesela kalp hastalığına benzemez. Ya da mesela diş mesela şeyine benzemez. Çünkü incik yoktu. İncik yoktu yani kan hastalığı. Belki de bakarsan insan kanı çok ener bakarsan. Bu ener yani aylarca. Bakarsan aylarca. Hocam bakarsan, mesela benim kanım hep yüksek. Ben ne yapacağım? Aynen o da bakarsan mesela kan yükseler aynı. Çünkü yani bazı kere çok kere arazi olmayan beşer ihmal eder. İhmal ettikçe ha, bir şey daha tamam cigarabı. Zaten bu bir mühim bir sebepti bu tabii yüksek noktada şeyler. Bu kan mesela aslında beşer ister yani ihmal etmesin, ara sıra da test etsin, şey etsin.
Yani bizde bu şeyde yoktu. Bizde tamam insan tam doktora gitmez arazi olmayınca. İlla tamam şikayeti olur annen gider. Yani bu birden mesela ilde bir kere gitsin baksın bakın kanımda ne var ne yok ne yükselip ne azalıp ne şeyipti de olası. Bu şeyler yani bu kültür gerek bizde milletimizde olsun. Evet. Üzümde mesela bir kuru üzümde. Evet, bir şey eklesem de burada. Doktor Bey buyurduğu gibi bizim insanlarda indiye kadar hele o check-up kültürü gelmemiş. Hı hı. İnsanlar hasta olunca gelir doktora. Evet. Ama diğer taraflarda diyelim daha gelişmiş devletlerde, gelişmiş yerlerde insanlar check-up'a gelirler. Tabii yani genelde diyelim 40 yaşından sonra hanımlar meme kanserine devamlı her senede bir check-up'a gitmesi lazım. Erkeklerin prostat, çünkü 40'tan sonra insanların yakalanmak şeyi çoktu. Ona da check-up artı normal yani kanında yağlar, kanında hemoglobini, kanın elemanları neler. İnsan en az senede bir check-up'a gitmesi lazım. Şimdi bu halde tabii onu demeyeceğim şimdi. Çünkü şimdi biz direkt elden geldiği için insan çıkmasın, başka şeylere gitmesin. Yani ben mesela 2 gün önce, 3 gün önce birisi geldi, bir çocuk geldi. Onun boyu artmıyor. Hani hormonunda bir şey var, eksiklik var. Onu şu anda, bu ayda, bugün de yollamayacağım bunu. Bunun testlerine ta ki insanlara başlarına, başka insanlardan bulaşsın. Bunu ben tecil edebilirim. 2 ay, 3 ay onda bir zararı yoktu. Ama yok, başka şeylerde dediğimiz gibi inşallah bu işler bitenden sonra insanlarımız o zaman check-up kültürüne çok yönlendireceğiz. Ta ki insan şartlar gibi beklersin, hastalık gözüksün. Ondan sonra geçsin, ilacını arasın. Hastalığın, çok hastalıkların, Allah korusun kanser bile ilk başlangıcında teşhis olursa, yetişilirse onun ilacı çok çok daha iyi sonuçlar verir. Ta ki tamamıyla genişmiş canında dağılandan sonra teşhis olsun. Onun için bunun gelecek merhalelerde inşallah bunun şey derler. Artı arkadaşımın, meslektaşımın dediğini kimin? İnsanlar indi çok zamanlar hazır yemeklere odaklandı. Herkes hazır yemek, fast food dedikleri. Bunlarda da her zaman içinde koruyucu maddeler, mavat hafıza var içinde. Onlar da normalde, onlar da karsinojenikti veya sıhhate zarar verebilendi. Onun için doktor bey dediği de normal sebzeler, artı bazı yerlerde de organikini aktarlar. Hani indi bu anda çok şeylerde hormonat girip, proteinler girip falan girip ama onun da organiki var. Hani doğal beslenir, doğal çıkıp da. Biz indi bu merhalede ancak sebzeleri bir de yemeklerimizi normal alalım. Bu mamat hafıza olmayan, hazır yemeklerden olmasın. Ondan en az insan sağlıklı beslenmesini sağlar. Peki hocam bugün işte bakıyoruz El Vatane İltilafı liderliğindeki Eyad Allawi tarafından şöyle bir açıklama yapıldı. Özellikle de Birleşmiş Milletler milletlere çağrıda bulundu bu konuyla ilgili. Dedi ki işte gerekli malzemelerimiz yok, ekipmanlar eksik. Şayet Irak böyle devam ederse koronavirüsün merkezi haline gelebilecek. Demek ki hükümet merkezinde bile sağlık ekibi olarak, ekipman olarak veyahut da sağlık merkezi olarak malzemeler hep bir eksiklik içerisindeyiz. Bunu nasıl giderebiliriz? Neler yapmamız gereken? Vatandaşın üzerine düşen görev ne? Her şeyi, hani eskiden bir söz vardı, derler ki her şeyi de hükümetten bekleme. Öyle mi olduk yani? Bunun işlerinin içinde tabii bütçeler ister. Yani bütçe kurulsun, buna ne, nasıl olacak? Büyük devletler de bu sıkıntını geçirdi. Yani İtalya'da, Fransa'da. Onlar yavaş yavaş normalleşme süresine başladılar düştüler. Artık. Ama önceden onlar yeriştiler bizden daha çok. Önceden yeriştiler, ondan sonra döndüler. Onlarda da ikinci dalga çıkacak herhalde. Devletler arasında bilirim şeylerde o onun maskesini çaldı, o onun bilmem neyini çaldı. Baştan eğer hatırlarsanız bu işler oldu. Tabii bizim yani devlet aslında sağlık sektöründe bu geçen senelerde biz çok geriledik. Çünkü bütçeler iyi şekilde dağılmadı, iyi şekilde istihlal olmadı. Çok buna başka tedahülat var. O bizim
alanımızla ilgili. Ama burada o kimi, biz ne yapmamız lazım? Ta ki biz en az özümüzü koruyalım. Yani o yapmırsa ben ne yaparım özünce. Dedamız kimin? Hani bu maske yerine bu kumaş edebilirim. Eldiven yerine normal sabun, sıvı sabun veya normal sabunla elimi temizlesem 30-20 saniye çıkandan sonra gittiğimde zaman basit şeyler oraları kullansak edebilir. Mesela kapını açandan sağ elimi kullanmayayım, sol elimi kullanayım. Çünkü insan normalde sağ elini daha fazla kullanır. Üzüne dokununca, canına dokununca sağ elini. Veya dirseğe gidin mesela kapını açın. O ayaktan bir şekilde teklersin o girdiği çıktığı yerleri. Kasıt nerede? Eşyalara temas etmesin imkan dahilinde. Ta ki o virüs var ise o yerde onu öz canına çekmesin. Basit bir şeyler var. Telefon cihazımızı biz kullandığımızda dışarı çıktığımda bu kavar üstüne olduğunu eve dönünce onu çıkartacağım, yazda koyacağım veya disinfekte edeceğim. Evin içinde o yazda kullandığımı kullanmayayım. Hı hı. Bir yönetimde gördüğüm bizim bazı arkadaşlar hastanede kullanırlar. Şu naylon var, onu sarırlar gidince işe. İşten çıkınca, eve yarıştığında onu kaldırır, atır ki bir daha disinfekte edilir. Kaldırı. Yani bu basit yönetimleri biz yapabildik. Bunun için de hedef nerede? Hedef bir yerde virüs var ise kaldırmayayım, özümden getirmeyeyim. Mühim şey yüzümüze, gözümüze, ağzımıza dokunmamak. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü virüs bir yerde var ise ya bir masa üstünde veya bir kapının üstünde var ise onu dokunduğumda ben yüzüme veya burnuma, ağzıma onda virüs alabilirim. Onun için bunları yapabildik biz. Basit bir şeyler. Bir şey de mesela şimdi olan toydu, taziyedi, Allah göstermesin bu yığışmaklardan uzak olmak lazım. Hele bunlar kalıplar yani maalesef bunlar kalıplar. Sosyal mesafeye iltizam etmirler. Bu çok yani şey, doktor dediği kimin yani bazı şeyler var. Özde tamam devlet yanında şeyler var. Bizim de millet yanında da o şeyler var. Gerekiyorlar mesela. Sosyal mesafe iltizam etmeleri hiç. Hele doktor yani dediği kimin. Yani bu toylarda, bu şeylerde, o mahallelerde, şeylerde, yığışmalar, esvaklarda şeyler. Hele geçen yoktu. Çok, inanmayan da çok var. İnanmayan da maalesef intidan çok var. Bu, işte, bu kültür lazım diye, bu kültür gerek bu. Bu şeylere yani yani bilsinler. Bu şeyler gerçekten bilsinler. Çok kanşarım gerek yani kandırasan, bilesen gerek bilsin bu şey var. Bilmediği zaman zordan olmaz. Her şeyden zordan olmaz. Mege bu ikna olsun. İkna edersen o yüzden bu şey var. Hocam peki işte duyuyoruz siz sosyal medyada olsun ve hatta diğer televizyon kanallarında özellikle laboratuvarlarda kullanılan o tüpler var. O tüpler normalde kullanılıp atılması gerekir. Öyle değil mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Kullanıp atılması gerekir veyahut da temiz bir şekilde, çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Ama doğrusu atılıp başkası kullanılır. Bazı yerlerde birkaç müracaatçı için kullananlar var. Böyle bilgiler alıyoruz. Özellikle de hangi şehirde olduğuna dair buradan bilgi vermek istemiyorum ama güney kesimde maalesef Irak'ta güney kesimde şehirlerin birisinde bir tüp 330 kişinin bu hastalığa yakalanmasına sebep olmuş. Böyle bir algı oldu geçtiğimiz hafta. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Doktorlar doğru olarak nasıl, hangi tüpleri, ne şekilde kullanmaları gerekir? Doğrusu benim meslekim laboratuvarı şey olmadığına ilk herhalde bunu doğrusu bunda şeydi. Bence hiç her bir halde hiç olmaz böyle şey. Bilmem ki doktorda bir şeyler eşitliyor şeyin. Böyle şey olmaz lazım falan. Yani tek kullanmadılar bunlar. Ama ben meslekim olmadı. Ben laboratuvar işteki meslekim yani kan hastalar ilaç etmekte yani. Bu şeyler ilk kere doğrusu böyle şeyler. Yani bu hassas bir vakitte bu zamanda yani böyle şey olmazdı yani olmaması lazım yani. Özellikle plazma yapan. Ben bunu duydum bu şey bu konuyu. Dediğimiz gibi bu işler insanlar sosyal medyada veya şeyde hatta bazen bazı televizyon kanalları bir şeyler yayınlıyorlar da onlar da doğru değil. Yani bunda duydum ya bu filan devletten gelip aslan tüplerin içinde hastalık varmış evet. diye. Onun için her hastadan alanda o pozitif çıkıyor. Bu algı var. Yani bunu filan devletten gelip o devlet bu tüplerin içinde aslan virüs koymuş.
Bu yani akıl kaldırmaz bir şeydi. Ya bu virüs kaç saat kalacaktı? O devletten buraya gelince kaç saat kalıp yolda? Bu bir plastik. Ama hocam muhafaza edebilirler. Özel cihazlar vasıtasıyla mesela kan grupları veyahut da organ bağışında bulundukları bile mesela emin değilim ama böbrek galiba 12 saat taşınabilir bir yerden bir yere. Öyle değil mi? Anlıyorum. Örnek olarak kan grubunda da belki böyle bir şey yapılabilir. Şöyle siz sorunuz tüpler diyorsunuz. Hayır yani tüpler mesela başka bir ülkeden buraya gelirken belli bir muhafaza şeklinde muhafaza edilerek getirilebilir. Ama o işte yani bir bunun bir imkanı zordu. Yani bu bir şekilde koyacak virüs yazıda kaç saat kalabilir? Plastik üstünde ancak kalsa 12 saat kalacak. Veya 24 saat. Ondan fazla kalmıyor. 24 saat ancak bir uçağın Irak'a yetişmesi için ama yeterli. O uçaktan gelince sıcak yerde gelecekti. Ondan sonra elince ameliyen biz bunu yani ispat ameliyen düşünemem. Evet. Bu geldi. Andy Bağdat'ta. Biz bütün ihtimalleri konuşalım tamam, burada. Tamam abiciğim. Yani hiç kimsenin aklında bir soru işareti kalmadı. Şimdi şöyle. Bu geldi. Hardan geldiyse bir saat yolda geldi. Hı-hı. Bağdat'ta Andy uçak. Evet. Değil mi? Bağdat'tan bu havaalanından çıkınca gelince mahzenlere şey Wazarshan mahzenine. Oradan çıkınca kaç günden sonra kim gelecek alacak Bağdat'tan getirecek Kerkük'e diyelim. Kaç gün sürdü? Hocam Irak'ta her şey oluyor. Yatıyoruz kalkıyoruz Bağdat bombalını, yatıyoruz kalkıyoruz Daesh Kerkük'te, yattık kalktık işte kimyasal saldırı her şey olabiliyor. Mustafa artık. Bence bu şey yani olan değil bilmem yani ben emin değilim bu şeyde %100. Bence bu şey olan değil çünkü olsaydı bir şey olsaydı devlet bir şey yani her bir şey olurdu. Yani bu eylemde olurdu bir bilintiler de şey yani hiç böyle şey olmak inanmıyorum öyle olsun. Çünkü çok doktorlar var. Her yerde, her merkezde tam doktorlarımız var, şeylerimiz var. Yani biz nece biz bildik inmeden Kerkük'te. Kerkük'te biz eminim. Ne oldu, normalde biz görüyoruz. Yani göz örgünde dediler. Orada da aynen tam doktorlar var, arkadaşlar var, şeyler var. Yani bu şekilde bu böyle bu şekilde nazariyet muamere bilmemiz. Bakırım çok... Çok doğru değil. Olduysa da diyelim oldu. Orada olan insanlar herhalde bakacak, bunu bilecek. Farkında olacak. Ha, tesadüfen olmayacaktı. Çünkü çok bu midyelerin, tüplerin midyelerde indi yani Irak'ın içinde olur çoğu. Yani Basra Camii'nde de bizim de bir zamanlar hani bu dediğimiz biz virüsü aldık da hani insandan tahlil aldık. Onu tübün içinde onun yemeği var diyelim. Yani o virüs alındığı zaman insandan o tahlil içinde virüs var ise o şeyin içinde o midyenin içinde yaşayacak. O midye olmasa, normal tübe alsam koysam özünü, o midye yok ise o virüs ölecek. Yani teste çıkmayacak. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş olduk. Ahmet hocam, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Yani çok mühim bir fırsatıydı, bu güzel fırsatıydı. Çağırmışsın millete işte bu plazma ilacı. Şimdi bu plazma ilacı vaktidir doğrusu. Çünkü gözümüzden de görür hastalar, hem de olsa iyi, yani iyi yollar, şey ediler. Geri kalmazlar. Yani dün hemen istişareden bir arvat geldi. Bir arvat geldi. Dedi 4. ay beni korona tuttu. Doktor nesihatu nedi? Gedim plazma vermeyeyim. Bazı korkadılar ben bir şey dedim. Hemen getiriyor yine. Hemen getiriyor. Yani inşallah bir zararı yoktu, bir etkisi yoktu. Bu çok mühim bir şey. İlamiyen bu şeyleri gerek daha fazla yani şeyde. Peki inşallah. Hocam son olarak eklemek istediğiniz? Her zaman insanlarımız bir şeyi bildirmek isterim. Hani herkes de doktor bey bundan önce dedi de ben de virüs yakalandı, ben plazma almam gerekmez. Onun belli kriterleri var. O kriterlerde doktorlar koruyacak. Ben herkes isterse o şekilde ben isterim oldum, isterim o doğru derdi. Yani biz insanlarımıza bir güvenleri olsun doktorlara. O doktorlar diyecek bu ister, Ahmet ister, Mehmet istemez. Onun için insanların bize güvensinler, doktorlarına güvensinler. Biz istenildiği insan için ona diyeceğiz, onun için temin olsun. Evet.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Değerli izleyenlerimiz, Olaylara Bakış programında bu hafta sonuna, daha doğrusu bugünlük sonuna geldik. Çünkü ilerleyen günlerde de yine programlarımız farklı hocalarımızla, diğer doktorlarımızla devam edecektir. Bugün bizlerle birlikte Kerkük Çocuk Hastanesi Müdürü Sayın Doktor Şahin Köpürlü ve aynı zamanda da kan hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet İbrahim Bey ile birlikte hem plazmayı, hem kan gruplarını, hem de koronavirüsün, koronavirüsten tedbirler almak için neler yapmamız gerekir, geniş bir şekilde konuştuk ve şimdilik programımızı noktalıyoruz. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle, sağlıcakla kalın diyorum ve selam.